Hepinize mutlu bir gün diliyorum sayın seyirciler. Rize Artvin Havalimanı'nın hemen pist bölümünden sesleniyoruz. Çok değerli bir konuğumuz var. Anadolu Soruyor programıyla bugün Rize'deyiz. Ulaştırma Bakanımız Adil Bey bugün program konuğumuz. Kendisi tabii son bir haftada sanırım defalarca bu anlamda yayınlara zaman ayırmak zorunda kaldı kamuoyunu bilgilendirmek için. Ulaştırma Bakanlığı'nın o kadar çok projesi var ki Sayın Bakan sadece projeleri anlatmakla ilgili bir zaman ayrımı yapsa herhalde bir hafta 10 gün yetmez sırf yayın yaparak bu süreci geçirse bile. Çok gurur verici bir proje Rize'de yeni havalimanı ile ilgili bir hayaldi, hayal gerçek oldu. Bütün bunları konuşacağız. Sayın Bakanım hoş geldiniz yayınımıza. Siz de hoş geldiniz. Rüzgar altındayız. Onun için izleyicilerimizden ses konusunda umarız anlaşılır oluruz diye bir çağrımız var. Efendim Elazığ'dan geldi arkadaşımız Zeki Akbey, Kanal Fırat Televizyonu'nun gelen yayın yönetmeni. Diğer arkadaşımız Konya'dan geldi. Kon TV Haber Müdürü Yaşar Toy kardeşimiz. Hoş geldiniz. Aynı zamanda Türkiye'nin her bölgesinde televizyon kanalları ortak yayındayız. 550 kilometre mesafede 4 tane havalimanı var. Türkiye'nin gücünü sanırım gösteren bir ölçü olarak bunu kullanabiliriz. Hopa'dan Samsun'a kadar 4 havalimanı sadece sahil şeridinde. Biraz içeri girsek Erzurum, sanırım bir iki yıl sonra işte Gümüşhane Bayburt Havalimanı gibi şıklar da devreye girecek ama bu ülkemizin gücü olsa gerek. Efendim şu an üzerindeyiz. Çok emekleriniz var bu havalimanında. Çok büyük bir hayaldi binlerce insan için. Ülkemiz için tabii ki bir gurur tablosu. Neler söyleyeceksiniz? Artık yarın açılışı yapılıyor Rize Artvin Havalimanı'nın. Evet, çok muhteşem bir eserin açılışı öncesindeyiz. Tabii gururluyuz. Sonuçta 5 yıldır yapılan bir emek ve muhteşem bir eser ortaya çıktı. Tabii bunlar hep vatandaşımıza, milletimize ekonomi olarak, istihdam olarak, üretim olarak, turizm olarak geri dönecek bu yatırımlar. Bulunduğumuz bölge Rize'nin doğusunda bir bölge. Özellikle Artvin ile Rize'nin arasında kalan bir bölge. Tabii bu planlamaları yaparken vatandaşımızın kullanılacağı ve kimin nasıl kullanılacağı mesafeler, tabii fizibiliteler buna göre yapılıyor. Sonucunda burada bir havalimanı ihtiyacı olduğu ortaya çıktı. Bu bölge Trabzon Havalimanı'nın bulunduğumuz nokta 100 kilometrenin özellikle uzaklığında bir mesafe. Ama Artvin'de Trabzon Havalimanı'na baktığınızda 200 kilometrenin üzerinde bir mesafe. Yine ülkemizin güney bölgeleri ve güneydeki yerleşim yerlerine de yakın olması sebebiyle burası inşallah Doğu Karadeniz'in de doğusuna çok büyük hizmetler verecek muhteşem bir eser. Tabii siz bir bölgenin ulaşımını ne kadar kolay, hızlı ve güvenli yaparsanız o bölgenin ekonomisine, istihdamına, üretimine, tarımına, turizmine çok çok daha fazla etki ediyorsunuz. Özellikle örnek vermem gerekirse son 20 yılda yaptığımız ulaştırma altyapı yatırımları tam 172 milyar dolar. Ama 172 milyar dolar yatırımın karşılığında biz üretime 1 trilyon dolarlık bir etki sağlamışız. Yine milli gelire 500 milyar dolarlık bir etki sağlamışız. Yani yaptığımız bir birim yatırım bölgeye 10 birim katkı ve değer olarak geri dönüyor. O yüzden bu projeler çok kıymetli. Tabii Karadeniz'in coğrafyasını sizler de çok iyi biliyorsunuz. Burada bir alan üretmek, hele havalimanı ve uçak pisti üretmek için böyle bir alan bulmanız mümkün değil burada. Özel koşullar gerekiyor. Tabii. Yani ama bu Karadeniz'in de bu coğrafi yapısı burayı güzel kılan, burayı kıymetli kılan. O yüzden bu coğrafi yapıya da dokunmadan buraya en az hasarla verilebilecek ne yapılabilir diye düşündük, tasarladık ve böyle denize dolgu dünyadaki ender havalimanlarından bir tanesi tam 3 milyon metrekare büyüklüğünde böyle görüyorsunuz ucu bucağı gözükmüyor. Devasa bir alan üretiyorsunuz ve ülkeye kazandırıyorsunuz. Hakikaten burası tam 100 milyon taş dolgu malzemesi kullanılarak burada 3 milyon metrekarelik bir bu kadar güçlü bir zemin burada üretildi. Bu tam dalga kıran olarak tarif ettiğimiz bu 3 milyon metrekare alanı çevrilen tam 6300 metre uzunluğunda dalga kıranlar yapıldı. O dalga kıranlar tabii ki o güçlü Karadeniz'in dalgalarını sönümleyecek, onları engelleyecek sistemler kuruldu burada. Onların önünde X-Block dediğimiz tam 20 bin tane ağırlığı yaklaşık 40 ton olan beton bloklar da onun önüne koyularak burası tamamen güçlü bir alan haline getirildi. Yine görüyorsunuz terminalimiz muhteşem. Yöresel mimariler öne çıkmış.
yapılmış ve içerisinde tabii ki yani burada yani Rize'nin, Artvin'in bütün özelliklerini taşıyan, onların bütün andırabilecek bütün simgeleri içinde barındıran hakikaten çok el emeği, göz nuruyla üretilmiş bir alan çıktı. Tam 32 bin metrekarelik bir terminal alanımız var. Diğer teknik hacimler, kapalı hacimleri topladığınızda 42 bin metrekarelik bir kapalı alan. Hemen arkada görüyorsunuz 36 metre yüksekliğinde çay bardağı silüetine bürünmüş bir kulemiz var. O da bölgenin simgesi olan çayı anımsatması bakımından da hakikaten görsel bir güzellik verdi bölgeye. Yarından itibaren tarifeli uçuşlarımız başlıyor. Ankara ve İstanbul olarak öncelikle başlıyor. Yolcu durumuna göre, sayılarına göre bunlar artarak devam edecek. İnşallah İzmir, Antalya'da olacak önümüzdeki günlerde. Bölge çok mutlu, çok sevinçli. Hem buraya bu kadar ulaşımları, uzakları yakın eden bir sistemi kuruyorsunuz. Hakikaten bunlar çok güzel işler ve 58. havalimanımız oluyor. Biliyorsunuz ta 20 yıl öncesinde 26'ydı havalimanı sayımız. Yolculuk sayımız 30 milyondu sadece bütün Türkiye genelinde. Şu an 210 milyonu çıkan bir hava yolu yolculukları var. Tabii ki bunlar milletinin hizmetinde olan AK Parti hükümetlerinin yaptığı muhteşem yatırımlar. Başta söylediğim gibi bunlar hem yaşam kalitesi olarak hem hayatımızı kolaylaştıran işler hem de bölgenin ekonomisine, istihdamına, üretimine, turizmine oldukça katkı sağlayacak muhteşem işler. Sayın Bakanım, bağlantıda olduğu için arkadaşlarımın izniyle bir ilave soru sormak istiyorum. Son aylarda, son yıllarda Türkiye'de işte zaman zaman muhalif söylemlerde ya bu kadar üniversiteye ne gerek vardı? Yani Türkiye'nin bu kadar üniversiteye ihtiyacı mı var? Bu kadar yola, bu kadar tünele, bu kadar viyadüğe ne gerek vardı? İşte bu kadar havalimanı gerekir miydi gibi söylemler duyuyoruz. Bunları duyunca ne düşünüyorsun Sayın Bakanım? Yani onlara baksak bunların hiçbirini yapmayacaktık. Yani 172 milyar dolarlık bir yatırımı yaptık diyorum ya. Bir birim yatırım yapıyorsunuz, 10 birim ülkeye değer kazandırıyorsunuz. O zaman dediğim Hakkari Yüksekova'daki bir vatandaşımız 24 saatte seyahat etsin ve yollardaki o kaza trafik haberleriyle her gün haberlerimiz dolsaydı. Bizim vaktimiz, hayatımız yollarda geçseydi, yollarda çileler çekseydik. Yani onun karşılığı odur. Karşı çıkmakta bir şey olmuyor. Yani bu zihniyet hiçbir zaman değişmedi ki. 1970 yılında 1. Boğaz Köprüsü'ne karşı çıkan zihniyet aynı şekilde, değişen bir şey yok. 26 havalimanı, yani 20 yıl önce ben de dahil olduğumuz uçakları gökte bir cisim olarak görürdük. Yani bırakın uçağa binmeyi, uçağın sesini duyduğumuzda hayretle bakardık havaya, uçağa bakardık. Ama şimdi hava yolu halkın yolu oldu. Yani bu ne oldu? Hayatımıza bir güven getirdi, konfor getirdi. Zamanımız bize kaldı. Ayrıca yollarda çektiğim o işkenceler ve o akaryakıt zaman maliyetleri hepsi bize katkı olarak geri döndü. Ankara'ya ulaşmak için çok olağanüstü şartlar zor. Yani buradan İstanbul mesela genellikle Doğu Karadeniz'in insanların yaşayıp ekmek parası kazandıkları bölge. Siz karayolla gitmeyi düşünseniz hele buradan 20 sene önce 24 saatte gidiyordunuz. Hadi şimdi biraz daha seyahat süreleri kısaldı ama nereden baksanız 17-18 saatte Rize'den siz İstanbul'a gidebilirsiniz. Şimdi 1,5 saatte buraya ineceksiniz yani. Böyle bir muhteşem bir şey var mı? İşte vatandaşını, milletini düşünen, ülkesini düşünen yönetim anlayışı budur. Artık bütün gelirler, bütün bütçeler vatandaşın hizmetine sunuluyor. Vatandaşın hayatını kolaylaştırmak için harcanıyor. Sayın Bakanım devam edelim. Zekat Bey, Kanal Fatih'e yazıyor. Buyurun. Sayın Bakanım tabii meslek gereği birçok Avrupa ülkesine de gittik. Dünyanın çeşitli ülkelerini de gezdik. Gerçekten bugün çok etkilendik. Özellikle termal binasının içine baktığımız zaman Avrupa standartlarının çok çok fazlasından bir termal binası olmuş içerisi. Yine havalimanına baktığımız zaman etkilenmemek mümkün değil. Denizin üzerinde işte Türkiye'nin sayılı bir havalimanlarından dolayı. Bunlardan dolayı sizleri tebrik ediyor Sayın Bakanım. Sayın Bakanım tabii Ulaştırma Bakanlığı olarak baktığımız zaman her ay bir tane ya temel atıyorsunuz ya da açılışlar yapıyorsunuz. Her hafta aynen Sayın Bakanım. Bu özellikle Türkiye'nin ekonomisi nasıl etkiliyor? Ekonomisini Ulaştırma Bakanlığı'nın bu yaptığı hizmetler nereden nereye getirdi? 20 yıl önce ilk planlandığında ve yatırım programı açıklandığında 15 bin kilometre bölünmüş yoldan bahsedilmişti. O zaman bile bu muhalefet partileri bunlar hayal satıyorlar, hayal düşünüyorlar demişti. Bugün geldiğimizde tam 28.650 yani tam bakın bu yaptığımız yatırım sayesinde yılda tam 1 milyar litre akaryakıttan tasarruf sağlıyoruz. Tam 7 milyar saat zaman bize kaldı, vatandaşımıza kaldı. Hadi onların hepsini bir kenara geçin. Bakın yani bu yaptığımız 28.650 kilometre yol sayesinde trafik kazalarında %80 azalma oldu. Yani yollarımıza güvenlik geldi, keyif geldi. %80 azalmanın tam karşılığı nedir biliyor musunuz? Her yıl tam 12 bin tane can kurtarıyoruz. Tam 12 bin tane vatandaşımızın canını kurtarıyoruz, yollardan aldık.
Yani bunlar tabii ki muhteşem eserler, muhteşem işler. Yollarımız zaman, yakıt ve bunların artısında yani siz bir bölgeye ne kadar kolay, hızlı ve güvenli ulaştığınızda oradaki yatırım geliyor oraya. Yatırım sonucunda ne oluyor? İstihdam oluyor, üretim oluyor, ekonomi artıyor, yaşam kalitesi artıyor ve yaşam standartları gelişiyor. Biz 225 milyar dolarlık ticaret hacmine nasıl çıktık? Bu güçlü altyapı sayesinde çıktık. Hedefimiz bu mu? Hayır, kesinlikle çok çok da artacak bu. 250 milyar dolar ticaret hacmi ve daha sonrasında 500 milyar dolara çıkacak ticaret hacmi bu güçlü ulaştırma altyapısı sayesinde oluyor. Sadece karayolları mı? İşte hava yolları görüyoruz. 30 milyon olan hava yolu yolculuk sayısı 210 milyona çıktı. Bu 440 milyonlara kadar çıkacak bu yatırımlar ve bu sivil havacılık politikalarımız sayesinde. Onun yanında demiryolu yatırımlarımız bizim lojistik master planı çerçevesinde adım adım devam ediyor. Bunlar da bütün ülkemize yayılacak. Şu an 8 tane ilimiz hızlı trenlerle bağlı. Önümüzdeki yıllarda 52'ye çıkacak. Bu daha da artacak daha ondan sonra. Yine limanlarımız öyle. Limanlarımızda elleştirilen yük miktarı habire artıyor. Yani ilk 4 ayda bile 2022'nin ilk 4 ayında bile geçen senenin tabii %30'lara varan artışlar sağlandı. Yani ülkemizin her tarafında büyük hareketlilik var. Çıkın bir yollara. Her taraf tır, kamyon dolu. Ne oluyor? Bunlar lojistik sağlıyorlar. Üretilen malların tedariklerini sağlıyorlar. Bu hareketlilik neye yansıyor? Ülkemiz güçlü, büyük Türkiye. Hedefimiz neydi? Dünyanın gelişmiş en büyük 10 ekonomisi arasına girmek. Bunlar adım adım devam ediyor bunlar. Evet. Sayın Bakanım, Yaşar Toy'la devam edelim. Yaşar Bey buyurun, söz sizde. Sayın Bakanım, yayınımıza hoş geldiniz öncelikle. Hem bölgemize hem ülkemize Rize Artvin Havalimanı hayırlı olsun. İleriye dönük yine çok güzel yatırımlara öncülük etsin. Öncelikle temennimiz bu. Emeği geçen herkese, sizlere, hükümetimize ve mesai arkadaşlarınıza şükranlarımızı sunuyoruz. Tabii Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdınız. Hatta biliyorsunuz dillere pelesenk oldu. Efsane Ulaştırma Bakanımız Sayın Binali Yıldırım, onu da ben yaptım diyerek yapılan hizmetlerin aslında ne kadar özel ve değerli olduğunu ifade etmeye çalıştı. Peki bundan sonraki önceliklerinizi, tabii ki çıtayı yükselterek devam edeceğinizi umuyorum. Hangi öncelikler ve başlıklar halinde bizlere sıralarsınız? Evet, Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdınız ama hizmetler devam edecek. Bu fayda maliyet analizleriniz devam edecek. Az evvel çok güzel özetlediniz. Bize sunacağınız hangi öncelikli yatırımlar ve başlıklar var? Tabii 20 yıl öncesinde Türkiye'nin çok önemli bir karayolu altyapısı açığı vardı. O açığı kısa sürede tamamlamak için doğal olarak özellikle karayolu altyapısını yatırmak için bütçemizin %65'ine varan kısmını karayolları yatırımlar için kullandık. Onun yanında hava yolları altyapısını da aşağı yukarı tamamladık. Şu an 58 tane havalimanımız var. İnşaatı devam eden 3 tane daha var. Onunla birlikte 61'e geldiğimizde hava yolu altyapısı da tamamlanmış olacak. Tabii 28.650 kilometre bölünmüş yol, 68 bin kilometrelik işletmekte olduğumuz karayolu ağı. Ama günlük ihtiyaçlar, hareketlilik arttığı için karayollarda kısmen de olsa yine talepler devam ediyor. Orada da 28 binden 38 bine kadar çıkacağımız bir bölünmüş yol planlaması var. Uzun vadede 2053'e kadar onu yapacağız. Ama dediğim gibi %65 karayolu yatırımı ve %35'lerde olan demiryolu yatırımı, artık bir demiryolu ağırlıklı bir yatırım dönemine geçiyoruz biz bundan sonra. Özellikle demiryolu yatırımları hem mali açıdan çok yüklü ağır alması hem de uzun yıllara sari olması nedeniyle bu karayolu altyapısını önemli bir seviyeye getirdikten sonra artık bir demiryolu tarafına geçtik. Özellikle bu hızlı trenler ve bizim lojistik master planı çerçevesinde şu anda yapımı devam eden 4500 kilometre uzunluğunda demiryolu yatırımımız var. O da bu master plan çerçevesinde birisi bitince diğeri başlayacak ve o birinci olarak devam edecek. Tabii demiryolunun önemi şuradan biraz daha önemli. Çünkü bu lojistikteki, üretimdeki lojistik maliyetlerin azaltılması, ayrıca bu karbon emisyon tasarrufu anlamında da demiryolu yatırımları çok önemli. Onlar devam edecek. Liman yatırımlarımız devam ediyor. Yani her ne kadar biz karayolu, demiryolu ve havayolu yatırımlarımızı yapıyoruz ama onları da bir şekilde entegre yapmak lazım. Çünkü onlar entegrasyonu sağladıktan sonra bir şekilde bu yüklerin de denize ulaşması gerekiyor. Yani bu ticaret karada üretiliyor, lojistikler sağlanıyor ama uluslararası ticarette tabii ki bu %90'ına varan ihracatın dünya ticaret hacmi %90'ı denizlerde seyrediyor. O yüzden bu hem karayolu hem de demiryollarını da entegre edip limanlara bağlamak için de önemli çalışmalarımız var. Onlar da bir taraftan devam ediyor. Yani Rize Havalimanı gibi, biraz yapımı devam eden İdare Lojistik Limanı gibi, bu ulaşım koridorları, Ovid Tüneli, bir tarafta Rizigana Tüneli, hepsi bunlar orta koridor, Pekin'den Londra'ya birbirine bağlanıyor. Devamında bunlar daha güneye Basra Körfezi'ne kadar inen bir lojistik koridorlar bunlar aslında. Sayın Bakanım, müsaadenizle Ovid Tüneli'nden, Zigana Tüneli'nden bahsettiniz. İdare Lojistik Merkezi'nden bahsettiniz ki bunların devamında gelecek kuzeyden güneye, doğudan batıya olağanüstü bir ağ örüldü.
ve dünyaya açılması açısından da gümrükler çoğalıyor ve kolaylıkla insanların ihracat yapabilecekleri alanların sayısı artırılıyor. Bütün bunlara baktığımız zaman ülkemizin gelecekte bu anlamdaki potansiyeliyle ilgili bir öngörü sanırım çok zor olması gerek Sayın Bakanım. Bakın bu yatırımlar tam 56 sektörde etkisi oluyor bu yatırımların. Yani bu turizmden, tarımdan, ticaretten, sanayiden tutarsanız bütün sektörler katkısı var bu yatırımlar. Burada havalimanı, bunların kuzey-güney koridorları, dediğim gibi Bakü-Tiflis-Kars hattının yapılması, Marmara'nın yapılması, Pekin'den Londra'ya kadar böyle kesintisiz bir koridorun ortaya çıkması, bu yollar karayoluyla gelip lojistik merkezlerle bu demir yolu ağlarına bağlanıyor. Devamında yine güneye doğru iniyoruz. Yani Habur-Karadeniz bağlantısı, oradan tabi Basra Körfezi'ne kadar inen bağlantılar. Bunların hepsi bu bizim 2053 lojistik master planı çerçevesinde bütün yatırımlar planlanmıştır. Yani oradan ta Suudi Arabistan, Dubai, Abu Dhabi'ye kadar uzanan hatlar planlıyoruz biz. Yine İran üzerinden Basra Körfezi'ne uzanmak için planlar yapıyoruz. Bunlar komşu ülkelerle sürekli toplantılar halindeyiz. Çünkü bu ticari koridorlar önümüzdeki yıllarda çok çok daha değerli olacak. Bir üs olabilir değil mi bölge? Lojistik merkezlerle ulaşım. Tabii ki bakın Türkiye 4 saatlik uçuş mesafesinde 1.6 milyar insanın yaşadığı bir coğrafyaya hitap ediyoruz. Tam merkezindeyiz. Yani 7 trilyon dolarlık bir gayri safi milli hasılanın tam ortasındayız. Tabii ki buralarda biz ülkemiz payımız alacak. Bakın Kuzey Koridor, bu Rusya-Ukrayna Savaşı, bunlar bu lojistik koridorlar çok oldukça etkileniyor. Yani Kuzey Koridor'dan giden 5000 blok trenin %30'unu biz orta koridor almak için büyük çaba sarf ediyoruz. Aynı şekilde Gürcistan, Azerbaycan, Kazakistan, Çin sürekli irtibat halindeyiz. Bu koridorlar çok daha önemli olacak. Bakın Karadeniz yavaşça bir ticari göle dönüşüyor. Bu ticari gölün en büyük gücü Türkiye. En büyük gücü Türkiye olacak. O yüzden biz bu limanlara yatırımlarımızı yapıyoruz. Karadeniz'e komşu olan bütün ülkeler limanlarına yatırım yapıyorlar. Yani Kanal İstanbul'un planlanması uzun vadede bugün yaşadığımız sorunlar ve uzun vadede yaşayacağımız sorunları bugünden planlayıp çözümler üretmek zorundayız. Zeki Bey'le devam edeceğim. Zeki Bey buyurun. Sayın Bakanım, Cumhuriyet tarihinde baktığım zaman özellikle ulaştırma alanında çok büyük hizmetler yapıldı. Ama zaman zaman muhalefet bu hizmetleri eleştiriliyor mega projelere. Özellikle yap işlet devlet modeliyle. Yap işlet devlet modeli olmasaydı ne olurdu Sayın Bakanım? Muhalefetin bu eleştirilerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Endişe dediği kadar Türkiye'nin zararında mı? Ya hep vatandaş endişesi bu. Yap işlet devlet acaba paramızın boşa gitmesine mi sebep oluyor diye bir hatta deniyor ki işte geçmediğimiz köprüye para veriyoruz. Mesela bizim de Kömüran Köprüsü var Sayın Bakanım. Açılışını evet. Sizler yaptınız. O konuşanlar Kömüran evet. Köprüsü'nden geçmişler mi ama parasını ödemiş yani. Bakın biz 172 milyar dolarlık yatırımın %20'nin üzerindesini yap işlet devlet modeliyle yaptık. Ama bunu niye yaptık? Bizim bütçelerimiz belli. Ama yapacağımız işlerimiz var. Bu yapacağımız işlere mevcut kamu bütçesi yetmiyor. O yüzden ilave finans modelleriyle bizim bu projelerimizin tamamını yapmak gerekiyor. Yani bu ilave finans modelleri çalışmasanız, yapmasaydınız yani bu 20 yılda, 100 yılda yapılacak işleri yaptık bir anda. Bu kadar hızlı nasıl yapacaklardı? Şimdi biz o nedenle Çanakkale Köprüsü'nü yaparken Rize Artvin Havalimanı'nı da beraber yapıyoruz. Onu yap işlet devlet finansman modeliyle 2,5 milyar euroluk bir projeyi 4 yıl gibi bir mesafede bitirirken bir taraftan da kamu bütçesiyle Rize Artvin Havalimanı'nda 5 yıl gibi bir sürede bitirip ülkeye, ekonomiye kazandırıyoruz. Çünkü bunlar bir fizibiliteler sonucu. Biz bu fizibiliteleri 3-5 yıllık düşünmüyoruz ki. Bu fizibiliteler işletme süresi boyunca 10 yıl, 25 yıl sonucunda yapılacak işlerdir. Bakın Osman Gazi Köprüsü ilk açıldığı yıllarda 10 bin 15 bin araç geçiyordu. Şu an bayramda 69, 65 bine çıkan rakamlar oldu. Ortalama 40 binlerde bir rakam var. Avrasya Tüneli ilk açıldığında 10 bin araç geçiyordu. Bugüne geldiğimizde 65 bin aracı çıktı bu. Bugün önümüzdeki... 2 yılda pandemi var. 2 yılda pandemi var. Tabii ki. Aslında bu 2 yılda pandemi olmasaydı projeler kendi kendilerini zaten finanse edecek ve hatta devlete gelir akışı sağlayacak modele dönüşeceklerdi. Bu hiç planlanmayan 2 yıllık bir rotarımız var. O 2 yıllık rotarın sonunda zaten projeler birbirlerini dengelediği gibi artık o 2 yıldan sonra direkt devlete gelir akışı olacak projeler haline dönüşecek. O verdiğimiz araç garantilerinin üstüne çıkıldığında direkt gelir alıyoruz. Bakın biz havalimanlarında hiç üzerine para vermiyoruz, katkı yapmıyoruz. Direkt devlete gelir akışı oluyor. Yani İstanbul Havalimanı 10 milyar euroluk bir proje, yani devletin kasasından bir kuruş çıkmadan özel finansla gelip, yurt dışı finansla gelip bu ülkeye yatırıldı. Bu ülkenin değeri oldu ve 200 bin kişinin istihdam edildiği dünyanın en değerli projelerinden bir tanesi oldu. Bakın o proje devletten bir kuruş çıkmadan 10 milyar euro yatırım yapıyorsunuz ve işletme süresi boyunca 22 milyar euroluk ve KDV'sini de koyarsanız tam 26 milyar euroluk devlete gelir akışı olacak. Ve de ilk açıldığı yıl
garanti edilen yolcu sayısının üzerine çıktığı için 22 milyon euro da direkt devlete ayrıca gelir geldi. Yine Antalya Havalimanı'na bakın. Antalya Havalimanı, hadi onların hani eleştirenler vardı ya, Antalya Havalimanı kapasitesini doldurmuştu. 765 milyon euroluk bir yatırım yapmam gerekiyor devlet olarak Antalya Havalimanı'na. Hadi çıkarın cebinden verin 765 milyon euroyu, o zaman Rize'yi de yapmazsınız, Tokat Havalimanı'nı da yapmazsınız. Ama bakın devlet olarak ne düşündük? İlave bir finans modeliyle nasıl yapabiliriz bu işi? Bakın 2025 yılı sonrasındaki 25 yılını Antalya Havalimanı'nın işletme ihalesine çıktık ve hem 765 milyon euroyu hiç devlete yük olmadan bu özel işletmeciye yaptırıyoruz ve 8.555 milyon euro da direkt devlete nakiş akışı sağlayacak bir modelleme yaptık. Ve o modelde de 8.5 milyar euronun %25'i olan 2.138 milyar euroyu da geçen ay direkt devletin kasasına koyduk. Yani siz tabii katkı yapıyorsunuz bazı projelere, öbür projelerden gelir akışı sağlıyorsunuz. Hepsi birbirini dengeliyorlar. Çok daha iddialı bir şey söylüyorum. Yani 2040 yılına geldiğimizde bakın Türkiye'nin en büyük yatırımcı bakanlığı olan Ulaştırma Altyapı Bakanlığı devletten bir kuruş almadan kendi bütçesini kendi projeleriyle gelir getirecek ve kendi bütçesini kendisi üretecek bir konuma geliyor. Bu da güçlü devlet, güçlü planlama ve uzun soluklu bir planlamanın sonucunda çıkan ürünlerdir bunlar. Bu arada Sayın Bakanım, arkadaşlar farkındasınız sanırım. Rakamlar arasır müthiş şey. Kesinlikle. Her şeyin kuruşlu rakamlara aktarabilebilirsen. Evet. Yaşar Töre devam ediyoruz. Buyurun Yaşar. Evet, hem nakitten hem vakitten ülkenin kazandığına dair de bir fikir ortaya çıkmış oldu. Algımızı biraz daha somutlaştırdınız Sayın Bakanım. Teşekkür ediyorum. Demir yollarına zaman zaman atıfta bulundunuz konuşmanızda ki çok hakikaten önemsediğimiz hamleler. Konya ile başlayan Konya-Ankara, Konya-Eskişehir, Konya-İstanbul, sonra Karaman-Konya ve İstanbul hatlarıyla hamlelerin devam ettiğini gördük. Yüksek hızlı trenle ilgili bundan sonraki süreçte hangi yatırımlar var ve başka hangi şehirler istifade edecek Sayın Bakanım? Bakın Cumhuriyet'in ilk yıllarında yurdumuzu demir ağlarda örmüştük. Hakikaten muhteşem işler yapılmıştı ama bakın 20 yılın öncesi, AK Parti'nin öncesindeki 50 yılı içerisinde maalesef demir yollarına hiçbir yatırım yapılmadığı gibi yapılan yatırımların da çoğusu atıl kaldı ve de çoğusu söküldü. Yani hakikaten demir yolu açısından ülkemiz çok mağdur edildi 20 yılın öncesindeki 50 yılda. Ama son AK Parti hükümetleriyle birlikte demir yolunda adeta bir reform yaptık. Şu anda 13.022 kilometrelik demir yolu alanında işletme yapıyoruz. Şu anda da devam eden 4.500 kilometrelik bir demir yolu ağı yatırımımız var. Onlar da inşallah önümüzdeki 4 yıl içerisinde 4.500 kilometreyi de kazandırdığımızda 18.000 kilometreye çıkartıyoruz. Ama 2053 yılında da 38.000 kilometreye demir yoluna ulaşacağız. Şu anda geçen yıl 2021 yılı itibariyle 38 milyon ton taşımıştık biz demir yolunda yük olarak. O da bu yatırımlarımızı yaptıktan sonra da o da 400 milyon tonun üzerine çıkacak. Yıllık demir yolundaki taşıma hacmimiz çıkacak onun üzerine. Geçen yıl yine 19 milyondu bizim demir yolla taşıdığımız yolcu sayısı. Onu da 370 milyonlara çıkartacağız. Tabii hareketlilik artacak, nüfus artacak. Yani hava yolunda da 270 milyonlara çıkan bir yolculuk olduğu sırada demir yolunda da 300 milyonun üzerinde bir yolculuk taşımacılık olacak. Bunlar hepsi vatandaşımızın hayatına konfor getirecek. Ve özellikle bu üretimde lojistik maliyetlerin azaltılması çok önemli. O lojistik maliyetin payını da üretimde azaltmak için demir yolları da çok önemli. O yüzden bu organize sanayi bölgeleri, limanları demir yollarıyla birbirine entegre edip orada da hem yükün hareketini de hızlandırmak için önemli çalışmalarımız var. Başta söylediğim gibi yani karayolu ağırlıklı bir yatırım döneminden artık demir yolu ağırlıklı bir yatırım dönemine geçiyoruz artık. Hızlı trenlerle ilgili Sayın Bakanım, başka hangi şehirler var sırada öncelikli olarak bundan sonraki dönemde? Şu an için inşaatı devam eden bu 4500 kilometrelik hattımız işte Halkalı, İstanbul, Kapıkule, yani Avrupa hattını tamamlıyoruz. Buradan inşaatı devam ediyor. Bursa'yı Ankara İstanbul hattına bağlıyoruz. Bursa hattımızı Balıkesir'e kadar uzatacağız. Ankara İzmir çok önemli hatlarımızdan bir tanesi, yaklaşık 600 kilometrelik bir hat. Orada çok hummalı bir çalışma var. Hiçbir sorun yok. Bütçesi, finansı hepsi halledildi. İşler hızlandı. Mersin, Adana, Gaziantep, yani Gaziantep, Osmaniye, onları artık denize indiriyoruz. Bunlar da sadece hızlı tren yolcu taşımacılığı değil, lojistik anlamda da çok faydalı olacak bunlar. Biliyorsunuz Konya Karaman'ı geçtiğimiz günlerde açmıştık. Yüz binlerce vatandaşımız kullandı, o konforu yaşadı. Ankara Sivas çok önemli. Yani 2023'ün başlarında Ankara Sivas'ı hizmete açacağız. Önemli bir koridoru tamamlayacağız. Yani Sivaslı bir vatandaşım, kardeşim İstanbul'dan trene bindiğinde kesintisiz olarak Sivas'a kadar ulaşabilecek. Yani
Önümüzdeki 4 yıl içerisinde Kapıkule'den gelen bir gurbetçi vatandaşımız Gaziantep'e kadar kesintisiz bir hızlı demiryolu ağı ile devam edecek. Tabi doğu batı aksları, kuzey güney aksları da bunlara paralel olarak gelişecek. Hatlarımızı bittikçe üstüne koyacağız. Çünkü burada da hakikaten çok ülkemiz artık bu demiryolu kısmında bütçesinin önemli bir kısmını buraya ayırdı yatırımlar olarak. İnşallah onları da tamamlayacağız. Bu 2053 lojistik master planımız çerçevesinde peyderpey hepsini tamamlayacağız. Son yıllarda tabii Türkiye'nin Kafkasya'ya bakışı da değişiyor. Çok ciddi ilişkiler var. Ülkelerle orada yakın temaslarımız her geçen gün daha iyi seviyeye geliyor. Türkiye'de ciddi anlamda ulaşım ve haberleşme altyapıda ciddi tecrübe ortaya çıktı. İş adamlarımız bu anlamda büyük bir tecrübeye sahipler. Acaba bu Kafkasya'daki Türkiye'nin ilişkilerinin güçleniyor olması beraberinde Türkiye'nin o alanlara tecrübe, iş, deneyim satma gibi pozisyonları da güçlendi mi Sayın Bakanım? Artık daha fazla iş yapabiliyor muyuz o bölgelerde? Sizinle özel temasta bulunup bize de bu alanlarda yatırım yapın diye çağrısı olan ülkeler var mı? Çünkü Asya hakikaten yeni gözde merkez ve biz oraya ne kadar daha yakınlaştık? Toplantılar yaptık. Yaptığımız bu büyük 20 yıldaki hamleyi kendi ülkelerine nasıl taşırlar onun derdindeler aslında. Biz de hem kendimiz bilgi birikimimizi anlatıyoruz hem de bizim özel teşebbüslerle onlar irtibata geçiyoruz. Şu anda dünyanın her tarafında Türk müteahhitleri, Türk mühendisleri aranan müteahhitler ve aranan mühendisler ve aranan mühendislik çözümleridir. O yüzden hakikaten burada çok büyük ilerleme yaptık. Artık dünyada önemli bir altyapı yatırımı olduğu zaman Türk müteahhitleri tercih edilen bir konumda şu anda. Vatandaşımızın çok büyük keyif aldığı bir durum aslında bu. Türk milletinin özelliği bu. Yeter ki bizim ülkemizden çıkan bir marka dünyada iş yapsın. Yani biliyorsunuz yıllar vatandaşlarımız oradaki yapılara hayran hayran bakarlardı. Şimdi çok çok daha fazlasını, çok çok daha iyisini ülkede gördükçe gurur duyarak dolaşıyorlar. Son turumuzu yapıyoruz Sayın Bakanım. Zeki Akbil'e Sayın Bakanım ediyorum. Bir açıklamanızda İstanbul için, Kanal İstanbul için güçlü yerli firmalar olduğu gibi dünyanın büyük altyapı firmaları da proje konusunda birbirleriyle yarışıyor dediniz. Kanal İstanbul konusuna baktığımız zaman son durum ne Sayın Bakanım? Özellikle ilk kazma ne zaman vurulacak? İlave etmek istiyorum. Evet. Neden bu kadar zıtlaşma var? Olmaz diye bir grup ısrar olmaz diyor. Ya bir tarafta işte devleti milleti için çalışan bir hükümet var. Bir tarafta da hayatında iki tane taş üstüne koymamış bir zihniyet var maalesef. Yani bu yeni bir şey değil ki. Yani bir yıllar önce yani ta Adnan Menderes'i yapılanları biliyorsunuz. Yani 1970'te Süleyman Demirel 1. Boğaz Köprüsü'nün temel attığında mühendis mimarlar odasına ihraç edildi. Köprü yapıyor diye, Boğaz'a köprü yapıyor diye. Düşünsenize 1. Boğaz Köprüsü'nün olmasaydı ne olacaktı? Onun üzerine 1. Boğaz Köprüsü yetmedi. Vadi Sultan Mehmet Köprüsü geldi. Onun üzerine Avrasya Tüneli, onun üzerine Yavuz Sultan Selim Köprüsü. Bir gün düşünün hadi şeyleri geçelim. Bir gün Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Avrasya Tüneli'ni bir kapatın bakalım ne olacak? Boğaz geçişleri kaç saatte olacak? Bunlar hepsi vatandaşımızın hayatına konfor getirdi, üretime artı getirdi, ticarete artı getirdi. O yüzden bunların faydalarını tartışmaya hiç gerek yok. Bunlar zaten görüyoruz bu ihracat rakamları, büyüme rakamlarıyla. Hepsi ortada. Yani Kanal İstanbul'da bir ihtiyaçtan türedi. Sonuçta bu bugün 12 milyar ton olan dünya ticaret hacmi önümüzdeki 2030'lara geldiğimizde 25 milyar tona çıkacak. Bu lojistiği nasıl sağlayacaksınız? Siz Marmara Denizi'nin bir gemi otoparkına mı döndüreceksiniz? Haftalar belki aylara uzanan gemi beklemeleri olacak. İstanbul Boğazı dünyanın en kıymetli yeri. İstanbul Boğazı'nı bu risklere, bu tehlikeli maddelerin hareketine ve onların israfına mı bırakacaksınız? Tabii ki siz devlet olarak önünüze çıkabilecek sorunlara bugünden tedbir alıp projeler üretmektesiniz. Yaptığımız projelerin hepsi böyledir. Fayda maliyet analizleri sonucunda bunlar çıkıyorlar. Siz bu ticari harekete yön vermek, bu ticaret hareketi sağlamak ve lojistik bir süper güç olmak için Kanal İstanbul'u yapmak istiyoruz. Yoksa bunların o günübirlik dedikodu siyasetleriyle biz uğraşsaydık o zaman Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü de yapmayacaktınız. Millet trafik kazaları hala devam edecekti. Vatandaşımız çile olarak yolculukları görecekti. Rize'ye Artvin'e de havalimanı yapmayacaktınız onların lafına bakarsanız. Ama yaptık ne oldu? Ülkemizdeki bu büyüme rakamları, ihracat rakamları hepsi artı olarak ülkemize değer olarak geri döndü. O yüzden Kanal İstanbul'da alternatif bir su yolu olarak yapmak zorunda olduğumuz çok önemli projelerden bir tanesidir. Ve de dünyadaki mega projeler arasında en ön sırada yer alan çok
ağır bir maliyeti olan bir projedir. Ama büyük ülke, güçlü ülke, hedefleri olan bir ülke olarak bu projeyi yapmak zorundayız. Onun da hazırlıklarımızı yaptık. Zaten şu andaki ulaşım yollarını yapıyoruz bir taraftan. Bir taraftan karayolunu yapıyoruz. Bir taraftan demir yolunu Kanal İstanbul'un altından geçecek bir şekilde tünelli yapıyoruz. O ulaşım yollarını sağladıktan sonra işin ana yüklenici tarafına başlayacağız. Bu arada bu finans modelleri, tabii ki ülkemizde bazı ekonomik sıkıntılar var. Vatandaşımızın hayatına yansıyan sıkıntılar var. O yüzden özellikle biz Kanal İstanbul projesini genel bütçeyi etki etmeden onu kendi gelir getirecek işleriyle birlikte kendi içerisinde çözmek için önemli bir çalışma yapıyoruz. O çalışma finans modelleri de bir taraftan devam ediyor. Teknik çalışmalar zaten son aşamaya geldi. Bu da alternatif bir su yolu olarak, çevreci bir proje olarak ülkemize değer katacak en önemli projelerden bir tanesi olarak tabii ki takibinde olduğumuz bir iş. İstanbul Havalimanı gibi değil mi Sayın Bakanım? Tabii ki yani İstanbul Havalimanı baktığımız zaman şu anda devlete para vermeye başladı. Yani inşallah yani dikkat ederseniz yani o bölge zaten İstanbul Havalimanı dünyanın en büyük transit merkezi. Kuzey Marmara Otoyolu dünyanın kapasitesi en büyük otoyollarından bir tanesi. Yine Bakü, Tiflis, Kars ve Orta Koridor Marmara'ya devamı olan bir koridor. Yani orada eksik kalan sadece aslında puzzle'ın bir parçası Kanal İstanbul. Üzerine koyduğunuzda ayrıca Kanal İstanbul'un kuzeyinde Karadeniz kıyısına yapacağımız mega lojistik merkez, yani Amsterdam, Rotterdam gibi çok önemli bir aktarma merkezi, lojistik merkez olacak aynı Kanal İstanbul'la birlikte. Evet. Pardon, pandemi süreci İstanbul Havalimanı ile ilgili hayallerimizi biraz geciktirdi diyebilir miyiz? Ya sadece, yoksa her şey işte istediğimiz gibi ilerliyor? Yok, tabii ki yolculuklar düştü yani. Son 2 yılda bütün dünyanın beklemediği bir olaydı. Yolculuklar kısıtlandı, yasaklandı. Aynı karayolunda olduğu gibi yine hava yollarındaki yolculuklar düştü. Biz 2019 yolculuklarını bu 2 yıl aradan sonra tekrar bu yıl yakalamak için önemli politikalar izliyoruz. Mesela inşallah bu yıl itibariyle de o yolculukları yakaladıktan sonra biz bu artık önümüzde hiçbir engel yok. Basıp gideceğiz. Evet. Sayın Bakanım, tabii çağımızın ve hayatımızın olmazsa olmazı internet. Sizin bu konudaki çabanızı ve öngörünüzü de yakından takip ediyoruz. Ben şunu öğrenmek istiyorum. Fiber internet altyapısı Türkiye'nin ne durumda? Bu konuyla ilgili eksiklerimizi giderebildik mi? Hem kullanıcı noktasında hem bölgeler anlamında geldiğimiz durumu ve ileriye dönük planlarınızı bir anlatabilir misiniz? Özellikle tabii ki genç kuşak izleyicilerimiz bunu çok merak ediyor. Tabii bu 4.5G ile Türkiye önemli bir çağ atlattı aslında haberleşmede. Tabii ki ama ihtiyaçlar, yeni gelen talepler, yeni üretilen işler tabii ki önümüzü daha da çok açıyor ve yatırımlarımızı daha da hızlandırmamız gerekiyor. Bizim şu anda 460 bin kilometreyle çıktık fiber ağda. Tabii ki yeterli değil. Çok önemli çalışmalarımız var. Bizim her eve geniş bant internet, 100 megabit internet sağlama hedefimiz vardı. O doğrultuda 2023 yılına kadar o doğrultuda çalışıyoruz. Ama bir taraftan da 5G, 6G onların da çalışmaları var. Özellikle bu evrensel hizmet kapsamında olan kırsal yerlerdeki telefonların ve internet şebekesinin daha hızlı çalışması için de önemli çalışmalarımız var. Bu yaz itibariyle de ihalelerimizi yaptık. Onları da bir taraftan karşılayacağız. Ama tabii ki ihtiyaç her gün çok daha artıyor. Yani biz geçen seneden bugüne kapasite %30 daha arttı. Yani talep sürekli artıyor. O talebi karşılamak için sürekli yatırım yapmak lazım. Yine uydu hizmetleri bir taraftan devam ediyor. TürkSat 5B'nin faaliyete geçmesiyle orada da ilave bir kapasite artık daha. Artık gökyüzü de bizim evet. Sayın Bakanım. Yani hem demişti uzay vatan, ana vatan ve mavi vatan. Uzayda izi olmayanın dünyada gücü olmaz demiştik. O yüzden TürkSat 5B'nin Haziran ayında faaliyete geçtikten sonra oradan da bir ilave kapasitemiz daha olacak. Oradaki yenileşme ve gündem hiçbir zaman bitmeyecek. Yani bu önümüzdeki 2053 yılına kadar yapacağımız 198 milyar dolarlık yatırımda haberleşmede önemli bir ağırlık kazanıyor demiryollarıyla birlikte. Evet. Bir de son olarak çok özür diliyorum. Tabii Konyalı hemşehrilerimizin de özel talebidir bu seyircilerimizin. Programa konuk olacağınızı duyduklarında yazmaya başlamışlardı. Bir çevre yolu meselesi var biliyorsunuz, evet. Konya'nın. Sizin ağzınızdan birinci ağızdan duymak isterler. Bir takvim verebilecek misiniz? Tamamlanması muhtemel mi? Konya Çevre Yolu'nun birinci etabını açmıştık biliyorsunuz. Evet. Diğer etabını da inşallah yıl sonuna kadar tamamlama için önemli bir çaba sarf ediyoruz. Tabii şu kış döneminde fazla bir çalışma yapılamadı tabii bu kışla mücadele nedeniyle. Ama orada hedefimiz belli. İnşallah bu seneye bu vakitlere geldiğimizde şu an devam eden etabı tamamlayacağız. Ayrıca ondan beraber bitmiyor. Konya'nın özellikle güney bağlantılarında ilgili önemli çalışmalarımız var. Onları da hepsini birbirine bağladık.
aslında hem demir yolu, hem hava yolu, hem de çevre yolu ve diğer bağlantılarıyla Konya ne yapsak azdır yani. Evet. Sayın Bakanım, son olarak dünyada baktığımız zaman 5 tane deniz üzerine kurulan havalimanı var. Bunlardan 2 tanesi de Türkiye'de. Bundan dolayı çok yoğun bir ilgi var. Özellikle siz de 2 gündür çok yoruluyorsunuz Sayın Bakanım. İşte ulusal televizyonlar, dışarıdan gelen bazı mensuplar özellikle yayınlarla tek tek anlatıyorsunuz. Yarın da Sayın Cumhurbaşkanımız buranın açılışını yapacak. Tarih günlerden bir tanesi yaşanacak. Nasıl geçiyor Sayın Bakanım günleriniz? Tatlı bir yorgunluk mu var? Yarın için neler söylersiniz? Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın Aliyev de gelecek. Neler söylersiniz? Tabi bunlar muhteşem işler. Sonucunda bizim tek temennimiz, tek beklentimiz bu yatırımları vatandaşımızın kullandığı zaman onların mutlu olmasıdır. Ve onların dua etmesidir. O yüzden bunlar yorgunluk kesinlikle yok. Bu yapılan hizmetin sonucunu gördüğünüzde hakikaten gururlanmak mümkün değil. Gururlanmamak mümkün değil. O yüzden bu projeler yüzyıllar boyu bir ülkeye hizmet edecek çok kıymetli işler. Artık bundan sonra gelecek yeni nesil buradaki altyapı yatırımı, altyapı ihtiyacını düşünmeyecek. Bundan sonra artık inovasyonla, teknolojiyle ihtiyacını gidermeye çalışacak. Ama bu ulaşım altyapısı olmasaydı bunlarla kafasını yoracaktı ve meşgul olacaktı. Ülkemiz çok önemli meşaleler kaydetti. Yani bu projeler yüzyıllar boyu bu ülkeye, memlekete hizmet edecek. Yani bakın Rize'de böyle bir kıymetli işi yapıyorsunuz. Çanakkale'de dünyanın en büyük köprüsünü yapıyorsunuz. Antalya'da başka bir tünel açılışı yapıyorsunuz. Ülkemizin etrafında yani içerisinde 5000'e yakın şantiyemizde 700 bin tane çalışma arkadaşımız var. Hepsi bir ekip aslında 700. Yani ben bakan ve Hakkari Yüksekova tünelinde çalışan bir vatandaşımız da benim kadar bu Türkiye'ye emek veriyor. O yüzden hakikaten gurur veren işler. Bunlar devam edecek. Hiçbir zaman bitmeyecek. Sonucunda Türkiye kazanacak. Hakkari dediniz. Güneydoğu'da da çok ciddi yol olanakları ortaya çıkartıldı. Olmaz, olağanüstü işler yapılıyor. İnşallah doğudaki o güzel yerleri daha rahat görecek insanlarımız ulaşım sayesinde, evet. Güçlerin ulaşım sayesinde. Tabii ki o bölgelerde şimdi huzur var, güven var, yatırımlar bir taraftan devam ediyor. Orada tarım gelişiyor, turizm gelişiyor, sanayi gelişiyor. Herkesin keyfi yerinde. Efendim çok kısa son bölümdeyiz. Zigana Tüneli ne zaman bitecek, ne zaman hizmet açılacak efendim? Zigana Tüneli biliyorsunuz Avrupa'nın en uzunu, dünyanın da üçüncü en uzun tüneli. 14,5 kilometre uzunluğunda. Yıllar önce şu an mevcut Zigana Tüneli yapıldığında büyük şaheserlerle açılışlar yapılmıştı. 1800 rakımlı bir yerden biz 1200 rakımlı bir yere indiriyoruz artık yolu. 1700 metreydi o zaman açıldığında. Şu an 14,5 kilometrelik çift tüp tünel yapıyoruz. Hakikaten bunlar var ya hiç anlatılacak. Yani 20 sene önce deseydiler hayal denirdi bunlar. Yani hayal denen işler gerçekleşiyor. Bazılarının hayal edemediği işler gerçekleşiyor. Bunlar sonucunda vatandaşımızın hayatına konfor getiriyor. Yaşam standartlarını yükseltiyor. Yıl sonu itibariyle bitirmek için ummalı bir çalışma var. Tünel çalışmalarımız bitti. İçerideki ince işlere başladık. Elektromekanik işleri ve diğer bağlantı yollarıyla birlikte inşallah 2023'ün başında Zigana Tüneli'ni de açmış olacağız. Bir taraftan Oyut bağlantısı, bir taraftan Zigana bağlantısı, Giresun'daki Eğribel tüneli bağlantısı. Yani bunlar hepsi lojistik koridorlar. Hepsi sonucunda bu yüklerin, bu ticari hareketlerin sağlanmak için olması olmaz işlerdi. Ama bunları Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde AK Parti hükümetleri ve bu kadroda olmaktan gurur duyan ekip olarak yapmanın, ülkemize kazandırmanın sevincini yaşıyoruz. Oyut bağlantıları da sanırım 2023'te epeyce mesafe almış olacak değil mi Sayın Bakan? Tabii Oyut bağlantısı, devam eden Dallıkavak, evet. Tüneli, Kırık Tüneli, Erzurum'a kadar kesintisiz bir ulaşım aksı. Aşağıda İkizdere tünellerinin bir kısmını açmıştık. Orada devam eden işlerimiz var. Onları da tamamlayacağız. Program boyunca 45 dakikada sorduğumuz bütün soruların temelinde milyarlık projeler yatıyor. Ya adeta her sorunun temelinde milyar dolarlık, evet. Rakamlar var. Dünya pandemi sürecinde ekonomik anlamda çok ciddi sıkıntılar yaşar hale geldi. Herkes bütün dünya yatırımlarını kısarken biz yatırımlarımıza devam ediyoruz. Bütün bu süreçte bu kadar büyük projelerin hayata geçiyor olmasının Türkiye'nin imajına etkisi, katkısı nedir efendim? Son olarak bu sorumu aktarmak istiyorum. Olmaz olur mu? Dikkat ederseniz bakın bütün dünya ülkeleri Türkiye'den randevu üstüp ziyarete gelmeye çalışıyorlar. Bu ne? Bu büyük güçlü Türkiye sayesinde oldu. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu yapılan yatırımlar ülkemize büyük bir güç kattı. O gücü herkes gördüğü için buradaki bilgi, birikim, tecrübeden faydalanmak için Türkiye'ye gelip Türkiye'den tavsiyeler alıyorlar. Yani her hafta bakıyorsunuz bir tane yabancı devlet başkanı Türkiye'ye geliyor. Biz özellikle bizi davet eden onlarca yüzlerce ülke var. Sonuçta bu büyük güçlü Türkiye. Bu artarak devam edecek. Yani dünyanın en büyük 10 ekonomisine sahip, sözü dinlenen ve Türkiye bu konuda ne der diye sürekli sorulan bir Türkiye olacak artık.
Sayın Bakanım çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Bu yoğun zaman içerisinde bize zaman ayırdınız, vakit ayırdınız. Bütün Türkiye'de Anadolu medyası İzmir'den Van'a, Edirne'den Kars'a kadar her noktada yayını aktardık. Efendim kolaylıklar diliyoruz. Başarılar devam olsun efendim. Duamız bu şekilde. Ben teşekkür ederim. Biz de Artvin Havalimanı'nız hayırlı olsun herkese. Evet. Sağ olun. Sayın seyirciler, Anadolu Soruyor programını bugün Rize Artvin Havalimanı'ndan gerçekleştirdik. Bütün arkadaşlarım adına Zeki Akbıyık, Yaşar Toyer arkadaşımızla beraber programı sizlere ulaştırdık. Başka bir Anadolu Soruyor programında buluşmak üzere. Hoşçakalınız efendim. Saygılar sunuyoruz.